Kapatın şurayı. Kapatın. Çok zor. Kapatın burayı. Kapatın. Sakin. Aslı sakin. Tamam. Hadi sen eve git, ben halledeceğim, tamam mı? Kadir. Baba, baba, baba Deniz nerede? Halan götürdü, halan götürdü. Tamam. Silahı alın şunun elinden. Aslı. Kumru. Kumru. Kumru ne yaptın sen? Yürüdüm. Aslı, Aslı bana bak. Hemen eve gidiyorsun, tamam mı? Hadi, hadi, tamam, tamam. Ben halledeceğim burayı. Ben halledeceğim. Hadi, güven bana, lütfen. Aslı, lütfen. Hadi, hadi! Bekle. Bekle burada. Kumru! Kumru! Kumru, Kumru niye kaçıyorsun? Manyak mısın kızım ya? Basın, misafirler, kamera kayıtları, her şey tamam değil mi? Evet, ben. Kimse hiçbir şey bilmiyor, görmedi. Evet, efendim. Ulan siz de toparlanın, hadi. Tamam, efendim. Orhan Bey. Hı. Otel tamamen boşaltıldı. Personel de şimdi çıkış yaptı. Aferin kızım, sen de gidebilirsin. İyi geceler. Tekrar geçmiş olsun. Orhan Bey. Kadir nerede? Kadir iyi. Şimdi bakılıyor, iyileşecek. Nasıl diye sormadım. Nerede diye sordum. Küçük hanım, sen beni tanımıyorsun sanırım. Ben birine bir şey yapmaya kalkarsam buna kimse engel olamaz. Onun için şimdi sakin sakin bekleyeceksin. Kadir iyileşecek, geri dönecek. Varınalı Oteli'nin açılışında silahlı saldırı. Sosyal medya için nasıl bir başlık sizce? Eğer gönder tuşuna basarsam artık herkes öğrenecek otelin açılışında bir şeylerin ters gittiğini. Eğer Kadir sağ salim gelmezse herkes öğrenecek burada öldürüldüğünü. İşte o zaman bu oteli başınıza yıkarım. Orhan Bey. Ben tehdit edilmekten hiç hoşlanmam. Eğer şansını zorlarsan ne sen, ne Kadir, ne de bu otel umurunda olmaz. Anladın mı? Ben diyeceğimi dedim. Anladım Orhan Bey, merak etmeyin. Her şey benim kontrolüm altında. Aslı, gözünü seveyim, bir araba çağırayım, dönsene be. Çağırayım çocukları, alsınlar seni. Niye? Daha rahat öldürün diye mi? Kimsenin kimseyi öldürdüğü yok Aslı. Niye o zaman ambulans çağırmadık Mutlu? Niye hastaneye götürmüyoruz? Hastaneye gidersek Kumru ne olacak? Düşündün mü hiç? Bak, Orhan Bey'in kesin emri var. En iyi şekilde tedavi edilecek, merak etme sen. Kusura bakma Mutlu. Bir kere bindim bu arabaya, artık geri dönüşü yok. Bittim ben ya. Bu sefer kesin bittim ben. Kadir. Dur. Yorma kendini, bak çok kan kaybettin. Nereye götürüyorsunuz beni? Mutlu her şeyi ayarladı. İyileşeceksin. Ben biliyorum onun ne ayarladığını. Kadir, ne olur hareket etme. Ha? Kimse sana hiçbir şey yapmayacak. İyileşeceksin.
Aslında biz bunu hak etmedik. Gidiyorum. Ama mutlu olmak için bir bedel ödememiz gerekiyormuş. Olabilecek miyiz? Biz bu hayatta bedel ödüyoruz Kadir. Mutluluk başka hayatta. Aç şu telefonu. Biriniz açsın şu telefonu. Açmıyorlar. Ölmemiştir değil mi? Gebermiştir inşallah. Senden de Kadir'den de kurtulmuş olur. Ne bakıyorsun ne? Bir de kaçıyor planı varmış gibi ya. Nereye götürüyorsun beni? Cehennemin dibine Kumru! Ne bağırıyorsun be? O adam babamın katili. İyi oldu, hiç de pişman değilim. Hak etti bunu. Hı. Öyle mi Kumru Hanım? Tamam. Tamam o zaman ben gideyim. En yakın karakola süreyim. Ne dersin? Gidip suçunu itiraf et. He? Bakalım yiyor mu 20 sene yatmak? Ne dersin? Konuş! Ben de öyle tahmin etmiştim. Öyle herkesin ortasına silah çekip adam vurmak kolay. Ama sonra ne olacak diye düşünmüyorsun. Sen düşünüyorsun da ne oluyor? Adam ablamın dibine kadar geldi çıkar çıkmasa. Hiçbiriniz sesinizi çıkarmadınız. Kumru bak. Ablan olmasaydı şimdi o Kadir mezarda sen de karakolda olurdun anlıyor musun beni? He? Şu halime bak be. İşim gücüm yok. Kumru'nun peşinden dolan. İşin gücün sorun çıkartmak be. Varlığın sorun senin. Şu ablanı düşürdüğün hale bak ya. Kız durmadan senin için fedakarlık yapmak zorunda kalıyor. Kimsenin fedakarlığına ihtiyacım yok benim. O adam benim babamın katili be. Rahat bırakın beni ya. Ben babamın intikamını aldığım için kimseden özür dileyecek değilim. Dileyeceksin tabii. Dileyeceksin lan. Orası intikam alınacak yer mi ha? Orası intikam alınacak yer mi? Ben o otel için hayatımı verdim. Yıllarımı verdim ya. Yıllarımı verdim. Sen ne yaptın? Tek kurşunla her şeyi mahvettin. Sürekli övünüyorsunuz ya Varnalıyız, Varnalıyız diye. Bir yolunu bulursunuz. Rahatlığa bak ya. Kızım sen anlamıyor musun? Ha? Anlamıyorsun. Ben sana anlatayım. Varnalı olan benim. Varnalı olan ablan. Varnalı olan Deniz, çocuğum. Sen Varnalı değilsin. Bunu o kalın kafana sok artık. Anla. Çocuğun mu? Evet. Çocuğum. Deniz Varnalı. Deniz gerçekten senin çocuğun mu? Ne yapıyorsun? Kafayı mı yedin? Ne yapıyorsun Han? Gebertirim lan seni. Anlıyor musun beni? Ne diyorsun? Konuşsana. Ha? Konuş. Konuşsana. Bak seni burada öldürür. Yolun kenarına atarım. İntihar etti der geçerim. Anlıyor musun beni? Haliyle bir daha benimle böyle konuşamazsın. Yap o zaman. Öyle mi Kumru Hanım? An. Hı? Deniz benim oğlum. Bir daha bunun aksini iddia edecek bir cümle kurarsan bir an bile gözümü kırpmam. Sen ablana dua et. Yoksa çoktan gebermiştin. Benim kimseye ihtiyacım yok. Ne yapıyorsun bu hastası? Burada olacak iş değil. Hastaneye gitmemiz lazımdı. Aslı sakin ol. Gereken neyse yapılıyor. Biz burada kimleri tedavi ettik bir bilsen.
Buranın bir depo olduğunun farkındasın değil mi Mutlu? Evet, bulunduğumuz yer bir depo. Ama orası bir ameliyathane. Bir hastanede olması gereken ne varsa orada var. Olmuyorsa da yapacak bir şey yok. Orhan Bey böyle çözülmesini istedi. Al işte. Han arıyor. Ne diyeceğim şimdi ben? Açma. Söylemesi kolay. Bu kadar korkma Mutlu. Ben söylenmesi gerekeni söylerim. Sen açma. Ölme Kadir. Ne olur ölme. Ne oldu, ne olacağı umurumda bile değil. Yaşadığını, nefes aldığını bileyim yeter. Al bakayım sen de bunu. Alın bakalım. Bunu da Han'a götürün. Tamam anneciğim. Hadi selam söyleyin herkese. Hadi gidin. Yallah. Anne sen ne zaman geldin? Çok olmadı oğlum. Gitmeden son bir gözleme açayım dedim sana. Gitmeden mi? Nereye gidiyorsun? Yalnız değilsin sen. Ben olmasam da yalnız değilsin. Anne. 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 Bebeğim, bu ne güzel sürpriz. Sen bugün gelmeyecektin, aramadın da. Şimdi hiç sırası değil. Ya iyi misin? Değilim. Ofise geçelim mi? Olur. Kızlar, siz burada bekleyin, ben birazdan geliyorum, tamam mı? Ne oldu? Bir şey olmuş sana? Çok kötü bir şey oldu. Birine vurdum. Ben de bir şey oldu zannettim. Beni bu şaka için mi buraya çağırdın yoksa kafamda senin başka bir şey mi var? Şaka yapmıyorum Hikmet. Ben otelin ortağını vurdum. Varnaların. Evet. Öldüm ölmedi mi bilmiyorum. Niye vurdun? Çünkü babamın katili kendisi. Bir dakika. Bir saniye sen şuraya bir otur, bana şu her şeyi baştan bir anlatır mısın lütfen? Oturmak için gelmedim. Nereye gideceğimi, ne yapacağımı bilemediğim için geldim. Bana yardım etmen lazım. Nasıl yardım edeceğim ben sana? Bilmiyorum Hikmet.
Yardım et işte ya. Bir şey yap. Polis peşimde belki. Han bir taraftan beni arıyor. Yardım et bana ya. Sen silahı nereden buldun? Senden aldığım silahla vurdum. Benden aldığın silahla açılışta bir adam vurdum. Varnalar'ın ortağını. Varnalar'ın otelinde. Ve adam öldü mü ölmedi mi bilmiyorsun. Doğru mu? Aynen öyle oldu. Artık ne yapacağımızı konuşabilir miyiz? Ne yapacağımız derken? Kızım sen kafayı mı yedin, manyak mısın sen? Ben sana bir silah vermişim, git adam vur demişim gibi. Sevgilim olduğunu sanıyordum. Sevgilindim zaten. Varnaları karşıma alacak kadar da kafayı yemedim yani. Sen ne bir adamsın ya? Bırak bu sevgili ayaklarını. Silah ne yaptın sen? Han aldı. Han Varnalı şu anda senin peşinde değil mi? Aynen öyle. Bravo ya. Gerçekten harika. Müthişsin, inanılmazsın. Adam şimdi buraya gelecek, adamlarıyla bir güzel bizim ağzımız... Doğru mu? Bu kadar korkacağını bilseydim gelmezdim. Salaklık bende. Ben de seni adam sandım. Bir dakika, bir saniye. Bir dur, tamam bir dur, bir dur. Bir sakin, bir düşünelim. Sen burada bekle. Ben hemen geliyorum. Nereye gidiyorsun? Ya şeye bakacağım. Çocuklara haber vereceğim. Baksınlar. İşin aslı nedir, aslı nedir bir öğrensinler. Ondan sonra bunları sonra konuşuruz. Bir saniye sen bir otur şuraya. Otur, otur bir tane. Sen merak etme, ben her şeyi halledeceğim. Tamam mı? Her şeyi çözeceğim. Sen hiç merak etme. Senin buraya geldiğini birisi biliyor mu? Han peşimdeydi ama kaybettirdim izimi. Aferin sana. Çok iyi yapmışsın, çok güzel yapmışsın. Sen şimdi burada bekle, tamam mı? Ben hemen geleceğim. Özür dilerim yavrum ama Varnalar'ın ne kadar manyak olduğunu bilmeyen yok bu alemde. Ulan seni seviyordun lan. Seviyorum. Ay, çok aşıktın. Seviyorum ama kendi canımdan çok değil. Hikmet aç şu kapıyı. Aç şunu Hikmet. Hikmet aç şunu aç. Allah'ım yarabbim ya. Medyada bir tane haber yok. Bu iş nasıl oluyor? Biri bana anlatsın. Benim kafam almıyor abi. Benim kafam almıyor ya. Dur be oğlum ya. Bir meselenin aslını öğrenelim. Halil abi meselenin aslını nasıl öğreneceğiz? Bir bana adam telefonunu açmıyor. Nasıl öğreneceğiz? Ya sen kimden duydun da böyle telaşlanıyorsun? Yok silah patlamış, yok bilmem ne. Ya Halil abi ben sana kaç defa anlatacağım ya? He? Ya bu kapıda duran elemanlar yok mu? Onlardan biri benim arkadaşım abi. Kadir de tanıyor. İçeride bir yaygara kopuyor abi. İnsanlar kaçışıyor. İşte etrafta... Da ben kime anlatıyorum ki Halil abi? He? Ben gidiyorum ya. Nereye be? Otele abi. Abi bak ya benim kardeşimin başına bir iş geldiyse ya bu şerefsizlerden her şey beklenir abi. Ama bende salaklık işte. Sen adamı niye yalnız bırakıyorsun ki? Sen yanında olunca ne olacak? Halil abi lafını bil de konuş ha. Çelik yelek gibi adamım ben. Gerekirse önüne atlarım. Kurşun değmez benim kardeşime. Ya Kadir'in vurulduğunu nereden çıkartıyorsun ya? He? Bir ağzını ayrı aç. Ağzını ayrı aç. Affedersin öbür tarafını bayrağı aç diye diye bu hale geldik be abi ya. Ya beni bir tutma ya. Ben seni ne tutacağım lan? Aa git ne halin varsa gör. Allah Allah bana da haber etmeyi unutma ha. Tamam ederim ama sen çay iç burada. Aha Doğan. Doğan'ım. Kadir nerede? Doğan'ım Kadir nerede? Bir dur be oğlum. Görmüyor musun kızın halini? Gel kızım otur. Şimdi Doğan'ım bizim olanlardan az buçuk bir haberimiz var ama... Şimdi meseleyi uzatmayalım. Benim kardeşim başına bir şey mi geldi? Kadir iyi mi? Kadir'i vurdular. Ne? Kim vurdu? Nasıl? İyi mi? Nerede?
Bilmiyorum. Öldü mü? Orhan Varnalı yaşayacağımı söyledi. O şerefsizin lafına güven olur mu? Sen avukatı değil misin ya? Bir bana söyle. Sen niye bırakıp geliyorsun? Hangi hastaneye götürdün? Sakin ol ya. Kızın ne suçu? Abi o zaman doğru düzgün anlatsın. Ne oldu ya? Kumru vurdu. Babasının intikamını almak için sahneye çıkar çıkmaz vurdu Kadir'i. Olay polis intikal etmesin diye alıp götürdüler. Ben de hiçbir şey yapamadım. Sadece haberi sosyal medyaya vermekle tehdit edebildim. Ortadan kaldırmasınlar diye. Artık şimdi ellerinden gelen ne varsa yapmak zorundalar iyileştirmek için. Ha, ellerinden ne geliyorsa yapacaklar. Varnalılar bir de. Yıllarca benim kardeşimi öldürmek için ellerinden ne geliyorsa yaptılar. Şimdi iyileştirmek için yapacaklar, öyle mi? Sen de buna inandın. İnanmadım tabii ki Murat. Peşini bırakmayacağım. Bakın. Kadir'in kılına zarar gelirse o oteli onların başlarına yıkarım. Ya Kadir'in kılına zarar gelsin, bırak sen oteli. O Varnalılar var ya, onları yedi cettiyle beraber kendim de dahil ben yakarım ben. Anladın? Ben buraya ne olduysa en iyi şekilde öğrenin ve bilin diye geldim. Şimdi izninizle. Yok öyle. Yok, yok. Nereye gidiyorsan ben de seninle geliyorum. Yok öyle. Bu olay seni aşar Murat. Doğa Hanım sen bana bir baksana. Benden bir bu kadar da yerin altında var. Bitti mi? Bitmedi. Benim kardeşim 6 yıl sonra dışarı çıkıyor. Kendine bir hayat kuracak. Yok oteliydi, yok işiydi, yok gücüydü. Şimdi başlarım oteline de, işine de, gücüne de, herkesin artistliğine de. Şimdi bitti mi? Bitmedi ama neyse. Murat bak. Kadir'e olan sevgini biliyorum. Anlıyorum da. Senin için ne kadar değerliyse benim için de o kadar değerli. Tamam söz. Eğer ihtiyacım olursa mutlaka seni arayacağım. Ama şimdi lütfen. Sen bize mutlaka haber ver kızım. Tamam merak etmeyin. Kadir'i sağ salim getireceğim. Gel oğlum, gel. Gel. Hoş geldiniz Han Bey. Eğlenmeye gelmedik. Nerede Kumru? Aşağıda sizi bekliyor. Kumru Hanım bizim devamlı müşterimizdir. Duyduğum kadarıyla bazı olaylar olmuş otelde. O da telaşlanmış. Buraya geldi. Ben de direkt size haber verdim zaten. Otelde hiçbir şey olmadı. Sen de bir şey duymadın, tamam. Merak etmeyin bizden, sır çıkmaz. Nerede Kumru? Buyurun. Geldiğinde çok korkmuştu. Ben de yanlış bir şey yapmasın diye burada beklemesini söyledim. Kapı niye gitti? Güvenlik için. Çok kalabalık bir yer burası. Önlem olsun diye, güvenlik için. Aç, haydi aç. Buyur. Buradaydı. Kaçmış. Yemin ederim deli kız. Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Han Bey. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Abi. Nerede lan Kumru? Bilmiyorum ama kaçmış efendim. Nerede ben Kumru? Bilmiyorum gerçekten. Sen benimle dalga mı geçiyorsun oğlum? O kızın kılına zarar gelirse buraya geri gelirim. Ardımda ne gece ne kulübüne de seni bırakırım. Ben şimdi adamlarıma haber vereceğim. Onun bulunması için size söz veriyorum. Adamlarına haber verecekmiş geri zekalı. Han Bey, lütfen. Gerçekten
Gel buraya gel. Gel. Aman kalkma. Sakin ol. Sakin. Bak ben düşündüm de. Bu durumda sadece konuşmak yeterince etkili olmayabilir. Nihayet. Kumru nerede? Ne bileyim ben ola. Kaçtı gitti gerizekalı. Kaçtı gitti mi? O kadar uğraştık. Bir delilik yapmasın bu kız. Baba bütün İstanbul'u didik didik yaratıyorum. Sabah oldu zaten çıkar bir evden. Aslı nerede? Niye kimse telefonunu açmıyor? Mutlu'yu arıyorum açmıyor. Aslı'yı arıyorum açmıyor. Seni arıyorum, halamı arıyorum. Kimse telefonu açmıyor. Deniz'in yanında mı Aslı nerede? Deniz yukarıda uyuyor. Aslı. Söylesene hala nerede Aslı? Aslı Kadir'in yanında. Mutlu da Kadir'i tedavi ediyor. O da onların yanında. Ne demek Aslı Kadir'in yanında? Ne işi var orada? Nasıl izin verdiniz? Ne yapsaydık? Bağlasa mıydık karını? Merak etmiş gitmiş işte. Öldüreceğimizden korkuyor herhalde Kadir'i. Mutlu da yanlarında. Hoş, onu da bağlamış nasıl yapsaysa. Biz merak edip sormasak söylemeyecekti biliyor musun? Artık ne saklıyorlarsa. Melike, yangına körükle gitme. Yalan mı abi? Mutlu yanında olunca mı sorun yok? Olmasa ne olur hala? Bilmiyorum halam. Onu da karına soracaksın artık. Biz bu adamı yaşatmak için niye uğraşıyoruz? Niye baba bırakalım geberip gitsin adam ya? Herifi ameliyata değil mezara soksaydık Aslı şu an burada olurdu. O herif ölürse meseleyi kapatmak daha zor olur. İşin ucu sadece Kumru'ya değil bize kadar dokunur. Anlamıyor musun bunu? İstesek de öldüremeyiz. Karın yanından ayrılmadığı için. Han.
Şanslıymış. Biraz daha aşağı gelse kurtaramazdık. Kurşun kemiğe gelmediği için çabuk atlatacaktır. Merak etmeyin. Teşekkürler. Bize biraz izin verebilir misiniz? İyi misin? Ağrım var mı? Biraz. Kumru nasıl? Onu eve götürdü. Kadir. Mutlu ile konuştum. Kumru için en doğrusunun bu olduğunu söyledi. O yüzden seni hastaneye götüremedik. İyi yapmışsınız. Kumru'nun bir suçu yok. O kadar şey yaşadı. Hepsinin suçlusunun ben olduğumu düşünüyor. Sen bile bana inanmıyorken... Kumru'nun inanmasını beklemek... aptallık olurdu zaten değil mi? Sana inanmamı niye bu kadar çok istiyorsun? Ben şimdi sana... içimdeki o sessizliği nasıl anlatayım Aslı? Bir istiri diyenin kıymetli incisini sakladığı gibi saklarım seni. Bir bahar dalının narin tomurcuklarını sakındığı gibi korurum seni. Çok derin derin, derin derin, derin derin, derinlerimde. İtti sanmıştım biliyor musun? Bir armağan gibi. Ben de artık yerin kalmadı sanmıştım. Bana kış güneşinde yüzünü görmeden. Kirpiklerin sesini duymadan ben seni çok sevdim. Bu sıcaklığını ben seni çok sevdim. Belki unutmaya çalışarak geçirdiğim bu 6 yılı ben seni çok sevdim. Artık hiçbir anlamın kalmadığını düşünmüştüm. Sen oku. Ama şimdi anlıyorum ki ben sadece kendimi kandırmışım Kadir. Belki zordur anlaması sessizliğinden. Şimdi seni, böyle bu halde görünce ben seni çok sevdim. Sen sana bir şey olacak diye o kadar korkuyorum ki. Bunun için kendimden nefret ediyorum evet. Ben seni çok sevdim. Ama elimde değildi. Belki zordur anlaması sessizliğinden. Çok korkuyorum. Çok sevdim. Çok derin derin, derin derin, derin derin, derinlerimde ellerim bir armağan. Ne olursa olsun. Tanrı'dan bana hiç vazgeçmedim. Kış güneşinde altın vazgeçmeyeceğim de. Ben seni çok sevdim. Ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğinden. Ben seni çok sevdim. Ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerimden. Ben seni çok sevdim. Ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğinden. Ben seni çok sevdim. Ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerimden.
zaman ben... O yaşadığı sürece beni sevmeyeceksin değil mi? Çok mu merak ettin onu? Ölmesinden mi korktun? Evet. Çünkü sebebi ne olursa olsun kardeşimin bir katil olmasını istemedim. Bu yani. Başka bir sebebi yok diyorsun yani. Başka nasıl bir sebebi olabilir Han? Bilmem. Bakalım elimizde ne var? Aşk, ihtiras, sevgi, ihan. Evet. İhanet olabilir mi acaba? Saçmalama. Gerçekten bana ihanet edecek kadar cesaretin var mı? Ben kimseye ihanet etmedim. Çok doğru. İlk defa bana karşı bu kadar dürüstsün. Teşekkür ederim. Yani ben hiçbir zaman kocan olarak görmedin ki. O zaman ihanet de sayılmıyor, haklısın. Han, biz evliyiz. Bir çocuğumuz var. Sakın. Sakın Deniz'i bu işe karıştırma. Yapma bunu. Sana baba diyor. Yapma Aslı. Sus. Soyadı var mı? Sus diyorum. Ama sen madem vermen gereken cevabı doğru bir şekilde vermeyeceksin. Ben gerekli cevabı nasıl alacağımı çok iyi biliyorum. Han, Han ne yapıyorsun? Han. Han lütfen durur musun? Han ne olur yapma. Han. Ne olur yapma. Şu haline bak ya. Karşıma geçmiş. Bana onun için yalvarıyorsun. Bu mu senin evlilikten anladın? Han, kendim için değil. Kumru için gerçekten. Hiç merak etme. Kumru hiçbir şey olmayacak. Bayağı dümdüz ben öldürdüm diyeceğim. Anladın mı? Tabii cesedini bulabilirlerse. Han, tamam. Tamam. Tamam, korktum. Ama böyle sandığın gibi bir korku değil. Geçmişi öyle silip atamıyorsun. Yıllarca içinde bir sürü şey birikiyor. Bazıları en altta kalmış olsa bile... zamanı geldiğinde böyle çıkıyor işte ortaya. Vicdanında bir sızı hissediyorsun, o kadar. Robot değilim ben Han. İnsanım. Benden onu unutmamı istedin. Unuttum. Şimdi senden tek bir şey istiyorum. Onu bana her gün hatırlatacak bir şey yapmama. Onu şu an hemen öldürebilirim, biliyor musun? Hemen. Niye yapmıyorum biliyor musun Aslı? Çünkü eğer onu öldürürsem seni acı çekerken görürüm diye çok korkuyorum. Sadece bu da değil. Yıllar sonra bunu Deniz'e nasıl açıklarım hiçbir fikrim yok. Beni babasının katili bilmesin. Babasını katil bilsin. Şimdi sen git. Gerisini ben hallederim. Aslı lütfen.
Bir dur be. Ormanda işini görmüş aslan gibi pır 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 titretip duruyorsun. Git uyu biraz. Sabahtan beri 5 demlik çay içtim burada ya. 2 bardak çay içtim ya. Ne mevzusu, para mı? Vereyim parasını da sus ya. Şu demliği kafana bir vururum. Ben senin için söylüyorum oğlum. Kendim için mi söylüyorum? Git uyu hadi. Uyuyayım Halil abi ya. Vallahi çok güzel fikir veriyorsun ha. Ya benim kardeşim ortada yok. Benim kardeşim ortada yok diyorum bak sana. Öldü mü kaldı mı belli değil. Sen bana diyorsun ki uyu. Bir sus ya. Allah Allah. Bu böyle olmayacak abi, ben gidiyorum ya. Nereye ya? Varnalılar abi. Gidip soracağım heriflere ya. Benim kardeşim nerede diyeceğim abi. Bir tek onlar biliyor zaten. Otur oturduğun yere be. Seni adam yerine koyup konuşur mu onlar? Allah Allah. Niye abi? Hayırdır? Biz adam değil miyiz? Onlara göre değiliz. Niye? Zengin oldukları için diyorsun değil mi? Tabii. Nasıl zengin olduklarını bildiğim için söylüyorum. Ya abi biz de biliyoruz nasıl zengin olduklarını ya. Herkes biliyor, kaçakçılıktan işte. Abi ben gidiyorum ya. Vallahi tutma beni ya. Oğlum bak. Biraz daha bek. Bir haber gelmezse. Bak beraber gideceğiz. Söz veriyorum sana ya. Sana ben bir şeyler hazırlayayım. Tamam mı? Tamam, çay da koy. Yenisini hazırlıyorum sana. Bekle, geliyorum. Tamam. Bitirmeye mi geldin? Düşünmedim değil. Ama sonra fark ettim ki ölün dirinden daha fazla sıkıntı çıkartacak bana. Ne yapacağım ben Kadir? Karar vermem lazım. Ben senin yerinde olsam çoktan vermiştim kararımı. Sakın, sakın bak gaza getirme beni. Ama ben bu cesareti kimden aldığını gayet iyi biliyorum. Aslı'dan alıyorsun değil mi? Aslı'nın hala seni sevdiğini düşünüyorsun. Sen öyle düşünmüyor musun? O yüzden korkmuyor musun bu kadar? Söylesene Han. Hiç baktın mı Aslı'nın gözlerinin içine? Her gece. Yanımda uyandı her sabah. Her gün. Niye biliyor musun? Çünkü Aslı benim kırım. Çocuğumun annesi. İşte tam olarak bu yüzden artık etrafımızda dolaşmayacaksın. Git başka yerde beslen Kadir. Geçmişi kurcalama. Boş tesitler savurduğuna göre. Bayağı çaresizsin ha. Ama haklısın. Sevmek ne kadar güzelse, sevilmemek de bir o kadar acı. Bak, bayağı uzun saatlerdir uyanmanı bekliyorum. Niye biliyor musun? Hemşire hanım bu ilaçların etkisi geçmeden uyandırmayın dedi. Sonra bilinç kaybımı, bilinç bulanıklığı olabiliyormuş. Söyleyeceklerimi hatırlamayabilirmişsin. Ben bu çaresizliğini kolay kolay unutmam, merak etme. Madem bu kadar cesursun, ispatla. Bu omzundan çıkan kurşunun kovanı benden sana hediye olsun hatıra. Aslı için ölümü göze alabilecek misin? Onu gerçekten seviyor musun? İspatla. Al. Al sana oğlum. Onu seni sevmekten anladın. Evet. Bakalım sevdiğin kadın için ölümü göze alabilecek kadar cesur musun, değil misin? Göster bana. Bu cesaret değil. Sevmek hiç değil.
Aslı'yla bu şekilde beraber olamayacağını hala anlamadın mı Han? İşte hatırlamanı istediğim şey tam olarak bu. Aslı'nın soy ismi Varnalı. O ve Deniz benim ailem. Aslı'dan, ailemden uzak duracaksın. İntikam mı istiyorsun? Savaş mı istiyorsun? Hay hay, gel ben buradayım. Ama bir daha seni Aslı'nın peşinde, yanında görmeyeceğim. Uzak duracaksın. Gel bu işi erkek erkeğe. Erkek erkeğe hallederim. Sen ve ben. Sadece senle ben. Benim derdim de o zaten. Bak. Ne güzel anlaşıyoruz ya. Gider gitmez hemen iyileştiği dua edeceğim senin için. Ha ama söyleyeyim. Arkanda kim var? Ne var? Umurumda değil. Daha önce seni nasıl alt ettiysem yine alt edeceğim. Ama bu sefer öyle bir alt edeceğim ki. Bir daha karşıma çıkacak ne yüzün ne de gücün kalacak. Hadi be Kadir'im. Hadi Kadir'im. Yaz dedim o. Bunları ne yapayım baba? Dağıt ihtiyacı olanlara. Doğa gelecek bugün. Şu otel işini konuşacağız. Baba iyi diyorsun, hoş diyorsun da. Nasıl olacak o iş? O kadar parayı nereden bulacağız? Kazanacağız evlat. Bileğimizin hakkıyla kazanacağız. İntikam almak istiyorsan gözünü dört açacaksın. Ya mutlaka arkandan birileri yanaşacak. Burada değil. Ama dışarıda arkada bir gözün daha olacak. Kimi silah çekecek, kimi yumruk sıkacak. Kimi sinsi olacak icabında. Sükut ikrardan gelir derler ama sendeki başka. Sendeki şüphe. De bakalım Kadir'im. İçine kemiren nedir? Baba bize bunu yapanların yanına bırakmayacağız tabii. İntikam alacağız almasına da. Yalnız bir gerçeği de herkesin bilmesi lazım. Neymiş o gerçek? Ben masumum. Yani bana sadece intikam yetmez. Bana bunu kim, nasıl yaptıysa delilleriyle, ispatlarıyla herkesin göz önüne serilmeli. Herkesin mi, sadece Aslı yeter mi? De Kadir'im de. Onu sevmekten asla vazgeçemeyeceksin değil mi? Diyelim ki öğrendi. Ne olacak? Hanı bırakacak. Çocuğunu da alıp senin yanına mı gelecek? Bakabilecek misin hanın çocuğuna? Evladım deyip bağrına basabilecek misin? Ben bunların hayalini kurmuyorum. Neyin hayalini kuruyorsun o zaman evlat? Neyin hayalini? Aslı sana kızıp da mı evlendi sanıyorsun? Ya da tehdit mi ettiler sanıyorsun? He? Aslı hayatını yaşıyor evlat. Hayatını her gün gazetelerde boy boy fotoğrafları çıkıyor. Şehrin ortasına kocaman bir otel açıyorlar. Senin derdin hala masum görünmek mi? Ya senin derdin ne? He? Yıllardır alamadığın intikamı bana aldırmak mı?
edeceğiz. Efendim Mutlu. Avukatı geldi Han. Adamlarıyla, hepsi silahlı. Bırak gelsinler. Arkadaşların gelmiş seni almaya. Ama son bir kez daha hatırlatayım sana. Benim karşıma çık. Ama Aslı'nın karşısına çıkma. Dur, yavaş, yavaş. Tamam, tamam, iyiyim. Yavaş. Simit yer misin? Teşekkür ederim. Aç değilim ama. Leyla neredesin ablacığım? Sana kaç kere dedim böyle koşup bir yerlere gitme diye ablacığım. Korkuyorum kaybolacaksın diye. Abla, Kumru neredesin? Nasılsın? Eve geldim şimdi. Sen odanda mısın? Dışarıdayım. Niye haber vermeden çıkıyorsun evden Kumru? Eve hiç gelmedim ki. Nasıl eve gelmedin? Han seni eve bırakacaktı. Uzun hikaye. Anlatırım bir ara. Abla. Abla ben çok pişmanım. Ben senden çok özür dilerim. Ablacığım bak bunların hiçbir önemi yok artık. Hadi eve gel. Gelemem. Yüzünüze nasıl bakacağım ki? Sen yıllardır benim için her şeyi yaparken... Ben senin hayalinin için... Abla ne olur affet beni, ne olur. Bak olan oldu artık. Ne olur yapma böyle. Hadi eve gel. Bak ben buradayken sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Biliyorum. En çok da canımı bu yakıyor zaten. Abla ben nasıl olduğunu anlamadım. Kızını görünce sanki bütün mutsuzluğumun tek sebebi oymuş gibi geldi. Ben kendimi kaybettim. O adam benim babamı öldürdü ya. Ablacığım. Bak ne yaşadığını, ne hissettiğini benden daha iyi kimse anlayamaz. Ama böyle kaçarak bir yere varamazsın.
Hem böyle yaparak beni daha çok üzüyorsun. Ne olur ablacığım hadi söyle neredesin, gelip alayım seni. Gelme. Hayır gelme. Bırak. Bırak artık ben. Ne yaşamam gerekiyorsa yaşayayım abla. Daha fazla utandırmayayım seni. Ama niye anlamıyorsun? Bu sefer de benim sana ihtiyacım var. Seninle konuşmaya, sana sarılmaya. Kardeşime ihtiyacım var şu an. Kendine... Kimsin sen? Bırak beni! Kumru. Kumru duyuyor musun beni? Kumru duyuyor musun? Bırak kolumu bırak. Bırak. Niye getirdiniz beni buraya? Kimsiniz siz ya? Bıraksana! Bırak diyorum oğlum! Bırak artık, bırak! Tamam gel bırak, yeter! Tamam, siz çıkın. Hoş geldin Kumru'm. Sen kimsin? Niye getirdiniz beni buraya? Hanın adamı mısın? Samet ben. Korkmana gerek yok. Kimsenin adamı değilim. Ama sana biraz kızgınız aslında. Çünkü dün gece yakın bir dostuma zarar verdi. Anlaşıldı. Kadir'in adamısın sen. Ne istiyorsun? İntikam almak için mi getirdiniz beni buraya? Bence intikam... sana yakışan bir kelime değil. Gel lütfen. Niye getirdin beni buraya? Öldürecek misin? Böyle düşünmene üzüldüm. İnsan büyüdükçe değişir derler ama sen hala aynısın. İçindeki masumiyeti saklamak için elinden geleni yapıyorsun. Edebiyat yapmak için mi getirdin beni buraya? En azından bir özür dileyebilirsin. Özür. Ne için özür dileyecekmişim? Iskaladığım için mi? Bu adam benim babamı öldürdü be. Sana o haberin gerçek olmadığını söylesem? Boş yere üzerine atılan bir suç yüzünden 6 yıl yattığını söylesem. Burada senden hesap sorması gerekirken... hala senin dünyanın en masum insanı olduğunu düşündüğünü söylesem. O yüzden karakola değil de buraya getirildiğini söylesem.
Yaşadığın hiçbir şeyi hak etmedin Kumru, biliyorum. Ama ben de yaşadıklarımı hak etmedim. Derdim senden intikam almak falan değil. Ablanı veya seni rahatsız etmek istemezdim. Niye dibimize kadar geldin o zaman? Sen geldiğinden beri benim ablamın gözünde yaş eksik olmadı. Ablam hayatında ilk kez bana vurdu, biliyor musun? Benim ablam bana vurdu. Güçlü durmaya çalışıyor ama dokunsam yıkılacak halde. Sen de onu bırakıp gitmeye mi niyetlendin? Hem de intikam için. Planladığım bir şey değildi. Ben seni öyle mutlu mesut hayatına devam ediyor görünce dayanamadım. Mutlu mesut öyle mi? Oradan bakınca mutlu mesut mu görünüyorum? Şimdi demedim. O gece öyleydi dedim. Ne o gece? Ne de başka bir gece mutlu mesut falan değildim. Niye biliyor musun? Çünkü masum olduğum halde bana katil damgası yapıştırdılar. En sevdiğim insanların hedefi yaptılar beni. Şimdi bana dünyaları da versen, masumiyetimin yerini alabilir mi? İhanete uğramış biri Kumru. Mutlu olabilir mi sence? Kendine bir daha bunu sakın yapma. Sen o tetiği çekecek kişi değilsin. Masumiyetine zarar verme. Aslı'ya haber ver. Gelip alsınlar. Tamam. Daha fazla üzmeyelim kimseyi. Evet Mutlu, evet. Nerede yaşıyor, nerede gizleniyorlar? Gizli işlerini çevirdikleri yerler nereler, hepsini bul, araştır, tamam mı? Hemen oğlum, hemen. Ne oldu? Yok mu bir haber? Merak etme, bulacaklar Kumru'yu. Merak etme. Bak, Kumru bizim ailemizin bir parçası, tamam mı? Kimse ona kötülük yapmaya cesaret edemez. Siz de sesini duysaydınız, siz de telaşlanırdınız. Böyle arkasından bir yere çekip götürmeye çalışıyormuş gibiydi. Bir şeyler söylemeye çalıştı, çırpındı ama söyleyemedi. Bak Aslı'cığım, gel otur, otur. Tamam, zor bir dönemden geçiyorsun. Ailemiz zor bir dönemden geçiyor, tamam mı? Bu dönemden güçlü çıkabilmemiz için sakin olmamız lazım. Kontrolü kaybetmemeliyiz. Kontrolü kaybedersek yanlış zaman ve yanlış yerde kendimizi buluruz. İşte o zaman her şey daha berbat olur, tamam mı? Onun için şimdi odana gidip bekle. Mutlu gelince biz halledeceğiz. Kumru'ya da hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim her şey için. Teşekkür edecek bir şey yok, hadi. Bir türlü kendin olamamak, bir yere ait hissedememek, bunlar iyi bildiğim şeyler. Hepsinin toplamı yalnızlık işte. O da öyle çok bilinmedik bir duygu değil. Ama bence yalnızlığın dereceleri var. Yani kendi içinde kademeleri var. O yüzden kimse kimse kadar yalnız değil. Bence. Döndük, dolaştık.
Yine herkes birbirinin halinden anlasına geldik yani. Mesele Kadir değil ki Kumru. Mesele sensin. Niye ben? Ben niye bu kadar önemliyim ki? Ha, pardon. Çünkü içimde çocuksu bir masumiyet taşıyorum. Taşımıyor musun? Bu yüzden bütün saçmalamam, yenilmem. Belki de maskedir o gördüğünüz masumiyet. Çocukluğumu yaşayamadığım için, bütün çocukluğum hastalıklarla, ölümlerle geçtiği için taktığım bir maskedir. Yani evet. Belki o maske sayesinde dün Kadir'i vurmuş olabilirsin ama emin ol, o taktığın maske seni iyi saklamıyor. Ve bence gerçek Kumru bugün olanlardan sonra vicdanlı sesini dinleyecektir. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya birader, bu evin yabancısı değilim ya. Daha önce tamire de geldim ben buraya. Bir şey sorup çıkacağım, iki dakika. Hadi abicim, kimsin, nesin? Yorma bizi. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya siz niye laftan anlamıyorsunuz? Girin içeri, bir tane varnalı bulun. Deyin ki, Murat Kadir'i soruyor, onlardan biri çıkıp gelir zaten. Sen neyi anlamadın? Kimseyi almayacaksınız dendi. Ne istiyorsan daha sonra geleceksin. Hey ya Rabbim ya. Heh, tamam, sizlik bir şey kalmadı. Konunun muhatabı geliyor zaten. Gel bakalım. Gel, gel. Ne oluyor burada? Gel, gel. Nerede lan benim kardeşim? Kim lan senin kardeşin? Dün gece otelde vurulduğunu biliyorum. Ne yaptınız, ne ettiniz, nereye götürdünüz? Şimdi adam akıllı anlat. Bak burada senin gırtlağını sıkarım ha. Ne olur lan mesela, ha? Ne olur? Kardeşini öldürüp gömdüğümü söylesem ne olur mesela, söyle. Sen çok manyak zannediyorsun kendini. Bak şu itlerim var ya, benim canımı alacağını bilsem senin burada gırtlağını sıkarım, anladın? Anladım. Sen çok mu seviyorsun Kadir'cini mesela, ha? Onun için canını verir misin? Hasta mısın lan sen, ha? Senin hiç arkadaşın olmadı mı lan? Hiç dostun olmadı mı senin? İnsan dostu için canını verir oğlum. Aslan parçası. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Aklımda bulunsun. Neyse şimdi sen defol git buradan. Kardeşin yakında arar seni. Bu mevzu burada bitmedi Han Bey. Ne bakıyorsun lan? Ben Yahya Aldemir'in bir kızı olduğunu bilmiyordum. Siz biliyor muydunuz? Doğumdan hemen sonra yaşamadığını duymuştum ama yaşatmış demek ki. Eğitmiş de. Eğitimine yurt dışında başlamış, sonra burada tamamlamış. Fazla bir davası yok. Sadece Aldemir'lerin davalarıyla ilgileniyor. Samet Aldemir'i biliyorsunuz zaten. Şu hapishane mevzusunu da bir inceledim. Yahya ve Kadir bayağı bir samimiyet geliştirmişler ama bu haber bize nasıl ulaşmadı onu bilmiyorum. Hapishaneden Yahya'nın haberi olmanın tek bir haber çıkmaz. Kendi çöplüğünü iyi savundu. Biz kendi çöplüğümüzü savunamadık. Elimizde bir adres var. Samet Aldemir'in evi. Ne yapalım, bir bakalım mı? Gerek yok. Eğer Yahya'nın adamlarıysa kızın kılına zarar gelmez zaten. Bekleyelim. Hapishaneyi ziyaretin zamanı geldi. Bana Yahya ile bir buluşma ayarla. Gel. Baba. Sen neredesin oğlum? Bir otele uğradım baba. Bu personel durumunu ayarladım. Bizden haber gelene kadar müşteri falan kabul etmeyecekler. Otel kapalı kalacak. İyi yapmışsın. Senin Kumru'dan haberin var mı? Niye? Ne oldu ki?
Ortadan kayboldu. Aslı'yı aramış ben gidiyorum demek için. Ama konuşmayı tamamlayamadan telefon kapanmış. Arkadan sesler duyduğunu söylüyor. Kaçırıldığını düşünüyor Aslı. Kesin o. Kadir'in avukatı aldırmıştır. Maşallah. Bizden beter çıktı kadın. Depoya bir kamyon dolusu adamla geldi Kadir'i almaya. Kadir Bey'imiz evine sağ salim ulaşsın. Kumbuca'da bırakırlar. Bu kadar endişelendiğini duymasın karın çok üzülür. Ben yapacağım yaptım baba. Daha fazla Kumra'nın peşinde koşamam. Benden bu kadar. Ben yorgunluktan ölüyorum. Gidip uyuyacağım. Aslı nerede? Aşağıda Deniz'in yanındaydı. Bu halde bir de onun kardeş kaygısını kaldıramam. Ben gidip sadece ama sadece uyumak istiyorum. Git uyu o zaman ulan. Hadi git uyu. Ne konuşup duruyorsun? Gidiyorum. Otelde olanlar yüzünden delirmiş olabilir mi? Ne otelmiş be? Eğer Kadir sağ salim gelmezse herkes öğrenecek burada öldürüldüğünü. İşte o zaman bu oteli başınıza yıkarım. Anne bak. Yürümeye başladı. İyileşiyor. Yürüyecek tabii. Hem bak veteriner ne dedi? Birkaç güne hiçbir şey kalmazmış. Yaşasın. Anne, teyzemin ateş ettiği o adama ne oldu? Hiçbir şey olmadı anneciğim. Teyzen kimseye zarar vermedi. Adı ne o adamın? Kadir. Kadir. Keşke benim adım da Kadir olsaydı. Niyeymiş? Senin isminin nesi varmış ki? Bir şey yok ama kızların da adını Deniz koyuyorlar. Okulda bir sürü Deniz diye kız var. Bu seni rahatsız mı ediyor anneciğim? Etmiyor. Ama benimle dalga geçiyorlar. Seninle dalga geçiyorlar çünkü aslında içten içe onlar da isimlerinin Deniz olmasını istiyorlar. Ben de öyle düşünüyorum. O zaman isminle mutlu ol sen, tamam mı? Kimsenin de ne düşündüğünü önemseme. Oh, yakışıklı oğlum benim. Tamam, bana da haber verirsiniz işte. Mutlu. Var mı bir haber? Bakıyoruz Aslı, aratıyoruz. Bak biliyorum, sıkıntılı bir durum. Ama acaba kayıp diye bildirsek mi? Karakola gitsek de bir şey değişmeyecek. Elimizde kaçırıldığına dair bir kanıt yok zaten. En iyisi biraz daha beklemek. Efendim? Evet. Anladım. Evet, evet biliyorum. Teşekkürler. Gel. Gel Melike, gel. Abi. Hala burada mısın? Keşke biraz dinlenseydin. Dinlenecek vakit değil ki. Var mı bir haber? Her şey yeniden mi başlıyor? Geçmişi hiç unutmayacağız mı? Sürekli peşimizden gelip karşımıza mı çıkacak bu kavga? Onca yıl hiç mi yüreği soğumadı acaba? Belki soğumuştu ama adamın çocuğunu sakat bırakırsan böyle oluyor işte. Ölüler dirilmez. Ama hatıralar canlanır. Ne olacak şimdi? Bir kere daha dövüşeceğiz. Bu dövüşmek değil abi. Görmüyor musun? Adam bunca yıl plan yapıp karşımıza çıktı. Dibimize kadar geldi. Bu benim tanıdığım Yahya değil. Abi biz onunla ortak olduk.
Senin tanıdığın Yahya benim kardeşimdi. Ama bu adam düşmanım. Kardeşini düşman eden sensin ama. Elinde avucunda ne varsa aldın, sonra da kenara attın. Ama sen de engel olmadın. Doğru. Ama bak, ölmedi. İnatla yaşadı. Dimdik ayakta karşımızda. İhanet böyle bir şey işte. Ne ölüyor, ne öldürüyor. Unutturmuyor da. Beni affet. Kaybetmek için çok erken. Sevmek için de çok geç. Beni affet. Bir adım kalmalı geriye. Kırılmış şeylerin nihayetinde. Yalnızlığın eşiğinde. Beni affet. Ben seni sevdiğim zaman bu şehirde yağmurlar yağardı. Ben seni sevdiğim zaman bu şehirde ayrılık kurşun gibi alındı. Özür dilerim ben senden. Tamam, geç. Beni affet. Kaybetmek için çok erken. Sevmek için de çok geç. Beni affet. Merhaba demeyecek misin? Belki daha sonra. Beni bu halde görmese daha iyi. Niye saklanıyorsun ki? Saklanmıyorum. Sadece bana acımasını istemiyorum. İşimize bakalım biz. Böylesi daha iyi. Teşekkür ederim. Bir şey söylemeyecek misin? Ne söylersem söyleyeyim, dönüp gitmeyecek misin? Yaran kanıyor.
Dikkat et ona. Yaşadıklarını hak etmiyor. Kardeşim benim be. Oğlum. Dur. Aman. Ah. İyi misin? Oğlum kanaman var. İyiyim. Hastaneye gidelim. Daha motorla geldim. Motorla olmaz ki şimdi. Gel Murat, gel. İçeri gel. İyiyim ben. İyisin. Bir şeyin yok. Kadir, bu senin iyi olan halin mi? He? İyiyim. Murat, gerçekten iyiyim. Allah'ım ya Rabbim ya. Kafayı yiyeceğim ya. Oğlum sen niye kafana göre iş yapıyorsun? Niye bize haber vermiyorsun? He? Halil abiyle biz ne olduk biliyor musun? Öldük dirildik. Halil abi zaten biliyorsun manyak. Beni de iyice panik etti. Ne gülüyorsun lan? Yok bir şey Murat. Yok bir şey. Ha, biz ölelim dirilelim. Sen burada gül. İyi. Su getireyim mi? Ha? Mutfak nerede? Arkada. Nerede oğlum? Niye zahmet ettin Orhan? Yakında görüşecektik zaten. Onun içinmiş demek ki dışarıdaki bu hazırlık. Yok. Senin için o hazırlık. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Oğlunun biri sakat kaldı. Ötekinin canını ben kurtardım. Kızın namlunun ucunda. Sen hiç düşündün mü Orhan ben ne haldeyim? Doğru düşünmüşsün. Düşünmüşsün ki onca yılı buraya kadar gelmişsin. Çekinme. De. Sana bir teklifim var. Dinliyorum, de bakalım. Oteli al. Hepsi senin olsun. Bu kavga da burada bitsin. Madem ki yakında çıkıyorsun, otelin başına geç, keyfini çıkar. Haklı olduğunu düşündüğün ne varsa hepsinin diyetine sahip. Oğlunun bu tekliften haberi var mı? Bu kavga ikimiz arasında. Çocukları bırak şimdi. Dün Samet, bugün Kadir. Dökülen kan hepsinden oluyor. Tamam, anlıyorum. Kadir'le güzel bir oyun kurdun. Kabul ediyorum ama benimle baş edemezsin Yahya. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Geçmişi geri getiremezsin be Yahya. Vazgeç. Diyelim ki 30 yıl öncesine döndük Orhan. Sen tetiğe bastın, ben cinayeti üstlendim. Ben içeride tir tir titrerken bana ait olan ne varsa
hepsinin üzerine çöktün. Malımı aldın, canımı alamadın. Sevdamı aldın, kalbimi alamadın. Desene Orhan. Bugün yine olsa yine yapar mıydın? Yapardım. Ben ne yaptımsa ailem için yaptım. İçeriden çıktığında hayatın devam edebilirdi. Yeniden başlayıp karşıma dikilmeseydin, sen de ailenle mutlu mesut bir hayat yaşardın. Ama sen geçmişin hesaplarının peşinden koştun. Yendim ulan seni. Bir kere daha geldin, yeniden yendim. Şimdi yine geliyorsun, yine yeneceğim. Yol yakınken vazgeç Yahya. Bu düşmanlığın kimseye faydası yok. Bak yaşlandık, çocuklarımız birbirine düşman olacak. Daha çok kan akacak. Sen teklifimi bir düşün. Benim istediğim senin malın değil ki Orhan. Nefesin, gözlerin, kalbin. Seni parça parça edeceğim Orhan. Nasıl yapacaksın bunu? Ha? Tüm bildiklerini Kadir'e öğrettin mi? Pek öğrenmemiş gibi görünüyor. Gözlerindeki korku görünmüyor sanıyorsun değil mi? Ben kimseden korkmam Yahya. Sana 6 yıl önce söyledim Orhan. Tek bir düşmanın yok artık. Sağında, solunda, evinde, odanda. Her yerde düşmanım var artık. Ensende soluğumu hissetmedin tek bir saniye bile yok değil mi? O yüzden geldi. Yazık. Bu kadar kör ve sağır olacağını hiç düşünmemiştim. Yazık. Nasıl geçti? Bildiği kadar bilmedikleri de var. Nasıl yani anlamadım. Sen Kadir'i bul, akşam yemeğe davet et. Peki nerede yer ayırtayım? Restoranda değil, bizim eve davet et. Eve mi? Evet, kimsenin haberi olmasın. Nasıl isterseniz Orhan Bey. Gerçekten evde ağırlamak istediğiniz emin misiniz? Madem dibimize kadar geldi, işimize ortak oldu, soframıza da otursun, düşmanımızı yakından tanıyalım. Bakalım Yahya kadar dirayetli mi? Ne işin var senin burada? Otel kapalı olsa da yapılacak işler var. Sen niye buradasın? Bilmem. Yani gidecek başka yer gelmedi aklıma. Yıllardır bu otelin açılışını hayal ediyorum biliyor musun? Ama geldiğimiz yere bak. Kadir Bey'imizin iyileşmesini bekliyoruz. Neymiş? Önce dedikoduların geçmesi gerekiyormuş. Bence iyi fikir. Yani gelen her müşterinin aklında o gece yaşananlar olacak. Bazı şeyleri unutturmak fena fikir değil. Yalnız bazı şeyler öyle kolay kolay unutulmuyor.
Biraz hızlı mı gidiyorsun? Kaza yapmamdan mı korkuyorsun? Aslı biliyor mu burada olduğunu? Bilmem. Söylemediysen bilmiyordur. Söylemedim tabii ki. Ne bileyim, hani çok iyi dostsunuz ya. Çok yakınsınız ya. Sana bile benden daha yakın. Sana bile derken? Sen arkadaşısın. Ben kocasıyım. Kocası. Ben bu otel için her şeyimi ama her şeyimi verdim biliyor musun? Her şeyi Aslı için yaptım. Bunu hak ettiğini sen de biliyorsun. Çok seviyorsun onu değil mi? Çok iyi arkadaşsınız çünkü. Ne güzel. Ben hiçbir zaman, hiçbir zaman iyi bir arkadaş olamadım. İyi bir evlat da olamadım. Hiçbir şeyin en iyisi olamadım aslında. Ama iyi bir eş olmak için çok çabaladım Bezuel. Aslı'ya baktığımda sanki dünyaya onun için geldiğime inanıyorum. Ona iyi bir eş olmak için ve kutsal görevim onu sevmek. Kıyamet kopana kadar da onu sevmek benim boynumun borcu. Efendim Mutlu. Tamam. Sağ ol, sağ ol haber verdiğin için. Bir şey mi oldu? Babam akşama eve misafir çağırmış. Kim? Sürpriz. Benim gidip hazırlık yapmam lazım. E malum, misafirimizi iyi ağırlayalım değil mi? Sonra Orhan varmalıyla papaz olmak istemeyiz. Bak, biz de çok iyi dost olabiliyormuşuz. Tekrarlayalım bunu. Siz nasıl isterseniz, Han Bey. Hemen öyle su koyar mı? Bu gece onu otelde gördüğümde çok değişmiş diye düşünmüştüm. Bambaşka biri gibiydi. Ama o evde konuşurken sanki o hep bildiğim, güvendiğim Kadir abiydi. Kızıyor musun bana? Hayır ablacığım. Niye kızayım? Bunda kızılacak bir şey yok ki. En az sen de benim kadar tanıyorsun Kadir'i. Ama keşke haberim olsaydı. Keşke olaylar bu raddeye gelmeseydi. Nasıl haber verecektim abla? Korktum işte. Aklıma da kaçmaktan başka bir şey gelmedi. Abla. Hı? Hiç aklına geldi mi? Belki de babamı gerçekten Kadir öldürmemiştir.
sohbetinizi mi böldüm? Dertleşiyorduk öyle abla kardeş. İyi. Ben kaçayım o zaman. Yok. Benim de bir işim vardı zaten. Yine konuşuruz abla. Tamam canım. Kardeşim bir soru sordu. Niye cevap vermedi? Kadir abisinin babasını gerçekten öldürüp öldürmediğini merak ediyormuş. Niye ne düşündüğünü söylemedin? Sen içtin mi Han? Konuyu değiştirme. Cevap ver. Sen ne düşünüyorsun? Sana ne düşündüğümü daha önce söyledim. Bak o başka. Bu çok başka. Bu gerçek. Sana bu gerçeği bile unutturacak kadar seni tereddüte düşüren şey ne? Merak ediyorum. Tereddüt ettiğim bir şey yok. Tereddüt etseydim burada olmazdım. Burada olmazdın? Onun yanında olurdum diyorsun. Vay be. Şimdiye kadarki duydum en net, en ağır itirafın oldu. Neyse ben bunu da sindirmek için bir şeyler içeyim. Hazırlığınızı yapın, benden haber bekleyin. Benden başka kimse bilmeyecek, anladınız mı? Sorun çıkmadan halledin. Ben size ne zaman harekete geçeceğinizi bildireceğim. Yemek babamda, tatlı benden olsun. Kumru. Ne yapıyorsun burada? Hiç. Keşke bir an her şey eskisi gibi olsa dedim. Babam evde olsa. Sen yanımda olsan. Eski fotoğraflara baksak. Babam anneme anlatsa bize. Keşke bunca şey hiç yaşanmamış olsa. Biliyorum hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ama yine mutlu olacağız, göreceksin. Olacak mıyız gerçekten? Abla, ben o evde mutlu olabileceğimize inanmıyorum. Kim ne derse desin. Ne yaparsa yapsın. Bizi artık üzemeyecekler. Abla, ben babamı çok özledim. Anne çok özlüyorum. Ben de onu çok özlüyorum.
ya baba? Sakin ol kaderim. Her rüyanın bir sonu vardır. Kimi yaşamak için girer bu zindana, kimi ölmek. Senin de vaden buraya kadarmış. Bakma öyle. Gerçeği isteyen sen değil miydin? İşte sana gerçek Kadir'im. Evlat, uyan artık o rüyadan, uyan. Gerçek bileğindeki kelepçe, boynundaki bıçak. Etrafta çok hain var, çok yalan var. Dikkat et, kazdığın o maden tepene çökmesin. İstemediğinden emin misin? Sadece beni davet ettiler. Çok tehlikeli bir şey yapıyorsun ama. Bir gece hapishanedeyken boğazıma dayanmış bir bıçak uyandırdı beni uykumdan. Kimdi gırtlağıma çöken biliyor musun? Yahya baba. Babam niye böyle bir şey yapsın ki? Çünkü şüphe etmiştim ondan. Aslı'dan beni vazgeçirmek istediğinde niyetinin beni kullanmak olduğunu düşünmüştüm. Dostum gibi görünüp düşmanım olduğunu sanmıştım. Aslında seni korumak istiyordu. Sabahın bu saatinde hava izni verdiklerini bilmiyordum. Sağ olsunlar. Kırmazlar bizi burada. Baba. Onu geçen gün söylediklerim sayar. Bak evlat, söylediklerin değil, düşündüklerin. İçinde bir şüphe varsa bu son voltamız olsun. Şüphe değil de... zor geliyor be baba. Unutma, çok zor geliyor. Bak evlat, ben oranı iyi tanırım. Bir düşman edinirse önce onu yakın tutmayı dener. Ama düşmanını kendine yakın tutan düşmanlık etmeyi bilmeyendir. Öyle senin sofrasına oturduğunda gözlerine dört açacaksın. O masaya oturduğunda sevdanın hasretini geçmişte bırakmazsan işin çok zor evlat. O masada senin sırtını sıvazlar, yüzüne güler. Neyin eksikse o olur sana. Baban eksikse baba olur. Kardeşin eksikse kardeşin, dostun eksikse dostun olur. Ama aslında sadece düşmanımdır. Madem ki masum olduğunu herkes bilsin istiyorsun, önce o kapıdan geçeceksin. Sana katil diyenlerin masasına oturacaksın, uzatılan eli sıkacaksın. Dost görünenlere dost olacaksın. Çünkü masumiyetinin kanıtı da dahil bütün sırlar o masada. Evlat dikkatli ol, o masada sen de sır olma. Söyle bakalım evlat, benimle misin değil misin? Eceline susamış hayatım. Herkese iyi akşamlar. Hoş geldin Kadir. Hoş bulduk. Baba, ne oluyor? Bu adamın bu evde ne işi var? Kadir'i ben çağırdım. O da beni kırmadı, geldi. Bu yaşananlardan sonra artık
aklı selim içinde oturup konuşmamız lazım. Düşmanlığın hiç kimseye faydası yok. Artık bir de ortaklık var. Bu akşamki yemeğin sulh yemeği olmasını istiyorum. Artık kimse kimseyle kavga etmeyecek. Kimse kimseye geçmişi hatırlatmayacak ve kimse kimseyi vurmayacak. Madem işler buraya kadar geldi, madem bir ortaklık var, artık bundan sonra bazı şeylerin üstünü örteceğiz ve işimize bakacağız. Soframıza hoş geldin. Gel buyur. Lütfen. Evet. Baba. Baba. Oğlum. Hoppala. Niye koşturuyorsun sen kralım? Söyle bakayım. Çok acıktım da. E tamam canım, biz kralımızı bekliyoruz zaten, değil mi annesi? Hem bak misafirimiz de var. Çıkar şu şapkayı. Millet ne kadar yakışıklı bir kral olduğunu görsün ha. Sen yaralanmadın mı davette? Yaralanmış gibi mi görünüyorum? Demek ki yanlış görmüşüm ben. Tırp gibi tırp. Maşallah. Allah beterinden saklasın Kadir. Amin. Abi bu gerekli miydi gerçekten? Hadi bakalım. Önce karnımız doysun, sonra çenemiz açılsın. Hadi, hadi yemeğe. Hadi Kadir. Şuraya geç Kadir. Uyumamışsın. Onca şeyden sonra biraz zor olacak bugün uyumak. Bir şey mi oldu? Acaba Kadir'i o eve hiç göndermese miydik diye düşünüyorum. İçim hiç rahat değildi o. Babamla konuştum. O Kadir'in sınavı dedi. Umarım sınıfı geçer. Size afiyet olsun. Otur yerine. Otur yerine, yemeğini ye. Baba. Baba Deniz. Hacer. Buyurun aslanım. Deniz odasında yedirir misin? Tabii. Gel bakalım Deniz'ciğim. Yaşasın. Kaplumbağamı da beslerim. Evet. Benim kaplumbağam var biliyor musun? Biraz asla. O yüzden odamda kalıyor. Öyle mi? Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Görmek ister misin? Tabii. Yemekten sonra göstermek ister misin? Anlaştık. Anlaştık. Hadi gel bakalım. Deniz'le gittiğine göre rahat rahat konuşabiliriz. Sanırım Kumru'nun rahatsız olduğu şey neden bu katille aynı masada olmak zorunda oluşumuz. Değil mi Kumrucuk? Han. Evet, hoş olmayan şeyler yaşandı. Keşke yaşanmasaydı ama önümüzde iki yol var. Ya birini seçeceğiz. Bu işi kan davasına döndüreceğiz. Ya da barışıp daha fazla acı çekmeyeceğiz. Tamam. Ben de sana söyleyeyim.
Ben kimseyle barışmıyorum. Hatta büyüteyim. Biz kimseyle barışmıyoruz. Seninle ben küs müydük? Neden küstük acaba? Anlatmak ister misin? Ya da konuyu ben mi açayım? Çocuklar. Abi bunu gerçekten yapmak zorunda mıyız? Ne? Eğer İstanbul'un orta yerine bir otel diktiysek ve ortaklık yaptıysak ve bunu da herkese duyurduysak, evet. Aslında ben otelle ilgili bir karar verdim. Ne kararı hayatım? Madem herkes burada, o zaman kararımı açıklayabilirim. Oteldeki bütün hisselerimi Han'a devredeceğim. Bir daha o otele adım atmak istemiyorum. Nereden çıktı şimdi bu Aslı? Abla, benim yüzümden böyle bir şey yapmak zorunda değilsin. Kadir masamıza kadar geldiyse vurulmasını önemsemiyor demektir. Cezasını senin çekmene gerek yok yani. Ceza olduğu için değil. Olması gereken bu. Ben bu oteli hayal ederken Deniz'e tertemiz bir gelecek için hayal etmiştim. Ama şimdi görüyorum ki oğluma vermek istediğim gelecek bu değil. Çok, çok doğru bir karar vermişsin hayatım. Sonuçta şu adam Deniz'in dedesinin katili. İleride biz bunu sonra Deniz'e nasıl anlatacağız? Eğer onu öldürürsem Deniz'e bunu ileride nasıl açıklayacağıma dair hiçbir fikrim yok. Beni babasının katili bilmesin. Babasını katil bilsin. Kadir. Kadir sen iyi misin? Benim biraz hava almam lazım. Abi konuşabilir miyiz? Şimdi değil Melike. Abi konuşabilir miyiz? Ne saçma bir gece ya. Abla biz ne yapıyoruz burada? Bilmiyorum Kumru. Bilmiyorum ama bir olay çıkmadan bir an önce bitsin istiyorum bu gece. İyi misin? Bak öleceksen falan git dışarıda öl. Hatta söyleyeyim bizimkilere aracını hazırlasınlar buradan uzakta bir yerde. Ha? Abi, ne yapıyoruz biz? Ha? Bu adam kapımızın önünde birini öldürdü. Evimizden birini. Masaya getir, oturtmak nedir Allah aşkına? Babalarının katiliyle otel anlaşması yaptılarsa o masaya oturmayı da öğrenecekler. Bu masa o masa değil abi. Ama ben senin ne yapmaya çalıştığını gayet iyi biliyorum. Çok tehlikeli sularda yüzüyorsun. Ne yapmaya çalışıyormuşum? Bu adam. Yahya'nın adamı değil mi? Evet. Aynı zamanda Han'ın kardeşi. Kadir'le Han kardeş olduğunu öğrenirlerse Yahya'nın bütün planları suya düşer. Öyle mi? Gerçekten bunu mu yapmak istiyorsun ya sen? Sen bu düşmanlık bitsin diyordun. İşte sana fırsat. Asla, asla benim cesedimi çiğnemeden ne Kadir'e ne de Han'a bunu söyleyemezsin.
Bu adam Yavuz'u öldürdü. Hanın kardeşi bir katil olamaz. Bak. Oo, Halil abi. Halil abi, sen iyice alıştın ha. Vallahi alıştın ya. Bu nedir ya? Abi, şuraya geliyoruz, iki bardak çay içiyoruz. Üç günlük, beş günlük ne kadar bulaşık varsa hepsini yıkatıyorsun. Ayıptır ya. Yok ayıp, şuraya bir bulaşık makinesi al. Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Vallahi. Lan kazandığın para suya, elektriğe yetmiyor. Nasıl alacağız makineyi? Senin kazandığın para elektriğe, suya nasıl yetsin? Şu dükkana bir bak bir ya. Ya bu dükkanın konsepti ne? Balıkçı mı burası, tostçu mu, bir bana söylesene. Ben sana zamanında ne dedim? Kadir'le bana verecektin burayı, mis gibi işletecekti. Sen de keyfine bakacaktın abi. Dükkanı Kadir'e veririm de sana vermem. Özçü'ye bak, ayıp oluyor. Bulaşıkları biz yıkıyoruz burada. Çocuğun yarası iyileşmedi daha. Öyle mi? Sanki iyileşse vereceksin sen var ya. Ben bilmiyor muyum, senin bütün garezin bana. Bütün garezin senin bana ya. Sevdiğimden seni çok seviyorum ya. Abi, bak büyüğümsün. Büyüğümsün. Konuşma. Bak, onu bunu bırak da. Kadir'in yarısı nasıl olmuş? İyi mi bari? İyi abi, iyi. Ayaklanmış ya. Ama bak, bu mevzu varınanların yanına kalsın. Bak, beni tutamazsınız. Vallahi tutamazsınız. O han iti var ya, o benim elimde kalacak abi. Halil abi. Hayırdır lan? Hayırdır, siz kimsiniz oğlum? Halil abi, iyi misin? Oğlum bak, bırakın herifi. Vallahi doğrarım bak ha hepiniz. Bence sen elindekini bırak. Yoksa Halil abin çok yaşamaz. Bir sakin olun evladım ya. Bir yanlış anlaşılma vardır. Biz kimseye zarar olmayan adamlarız ya. Kes lan, sen kes lan. Ne biçim konuşuyorsun lan sen baban yaşındaki adamla? Bana bak. Üçe kadar sayıyorum. O bıçağı bırak. Yoksa dağıtırım beynini. Halil abi. Bir. İki. Tamam lan. Oğlum. Evet. Seninle bir anlaşma yapmıştık. Senle ben demiştik. Değişen bir şey yok. Ne işin var o zaman burada? Sen babanı duymadın galiba. Kadir, bırak babamı. Sana bu evde yer yok. Ailemden uzak duracaksın demiştin. Şimdi sessizce defol git buradan, haydi. Han. Hı. Çekil ölümden. Bak, ne senin ne de ailenin meraklısı değilim. Davet ettiniz, geldim. Sırf Kumru kendini daha fazla suçlu hissetmesin diye. Kadir, ne zaman vazgeçeceksin bu saf, vicdanlı adam ayaklarından ha? Gerçekten devam mı edeceğiz hala? Ya ben senin ne yapmaya çalıştığını bilmiyor muyum sanıyorsun? Aklınca aslının kafasını karıştıracaksın değil mi? Gerçeği senden başka kim biliyor o masada? Hı? Benim değil de senin katil olduğunu kim biliyor? Ama merak etme. Tetiği çektirdiğin o iti de bulacağım. Yurt dışına gitti sanıyorsun ama gitmemiş. Araştırdım. Burada. Bulup her şeyi itiraf ettirdiğimde seninle tekrar görüşeceğiz hanımefendi. Kadir, o sahte kahramanlık pozlarını keseceğine keşke arkadaşların yanında olsaymışsın ya. Yazık oldu hepsine. Ne diyorsun lan sen?
Neydi senin şu elektrikçi çocuğun ismi? Heh, Murat, Murat, Murat. Bir de yanında böyle kır saçlı tatlı bir... Ya dur ben sana en iyisi görüntüyü izleteyim. Ne dersin? Bak. Ne yaptın lan sen? Daha hiçbir şey yapmadım. Gebertin. İkisini de. Bak, şimdi oldu. Ben... Arayacaksın bunu. Arayacaksın! Sana arayacaksın dedim. Sen ölmeyi çoktan hak ettin. Sana ya. Kalk. Baba. Kalk lan. Kalk. Bırak baba. Kalk. Bırak. Bırak. Oğlum. Baba. Oğlum özür dilerim. Özür dilerim. Oğlum. Oğlum. Özür dilerim. Git buradan. Tamam. Git. Tamam. Özür dilerim. Hop. Git. Tamam. 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 Deniz. Tamam oğlum. Tamam. Özür. Git buradan. Hayır. Ne oldu burada? Ne yaptın sen? Ne yaptın? Kadir. Sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Hem de Deniz'in gözlerinin önünde. Çığlıklarını duydun değil mi? Ona bunu nasıl yaşatırsın? Özür dilerim. Dileme. Özür dileme. Yaptığın şey özür dileyerek geçecek bir şey değil. Yaptığın hiçbir şey özür dileyerek geçecek bir şey değil. Bilmediğin o kadar çok şey var ki Aslı. Şu haline bak. Masumum diyorsun. Yıllar sonra bu kapıdan ilk girdiğin an elini kana buluyorsun.
Han... Han seni tanıdığın insan değil. Sen de benim tanıdığım insan değilsin. Benim tanıdığım Kadir, çocuğunun gözünün önünde babasına bu kötülüğü yapmaz. Ne olursa olsun, sebebi ne olursa olsun yapmaz. Şimdi git buradan. Bir daha da sakın Deniz'in karşısına çıkma. Aslı. Deniz benim oğlum mu?